Moda TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediyenin hoparlörler ile ilan duyurusunun artık SMS mesajıyla vatandaşların cep telefonlarına bilgilendirmelerin yapılacağını söyledi. Çok fazla getirdim. Tamam. Sevgili arkadaşlar, bugün Yüce Meclis'te İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünü kutluyoruz. Buradan tabi istiklal ve istikbal mücadelemizi yüreğinde en derin şekliyle hissederek bunu kaleme alan ve aynı zamanda bu marşımızı bize kazandıran Mehmet Akif Ersoy'u, Kurtuluş Savaşı mücadelesi veren kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle de bu vesileyle anmak istiyorum. Ünye'de defaten bizleri, hemşehrilerimizin ziyaret edip sıkıntılarını ifade ettikleri bir anons meselesi vardı. Onunla ilgili de hemşehrilerimize sizlerin aracılığıyla bu yeni uygulamayla ilgili haber verelim, bilgi verelim, bilgilendirelim ve işi kolaylaştıralım istedik. Mesaj yöntemini kullanarak vatandaşlarımızı daha iyi bilgilendireceğimizi, çünkü anonsu duyamadıklarında ya da kaçırdıklarında cep telefonuna baktıklarında oradan mesajla o gün Ünye'deki ilanları cep telefonundaki mesajdan öğrenebilecekleri bir sisteme geçelim istedik. Bunun için de arkadaşlar biliyorsunuz vatandaşlarımızın bu bilgi edinme hakkıyla birlikte onların rahatsız edilmemesi lazım. Onların o mesaj talebi olmadığı takdirde onlara mesaj atamıyorsunuz. Onun için biz de sadece vatandaşlarımızdan, sevgili hemşehrilerimizden şunu talep ediyoruz. Bizim matbu dilekçelerimiz hazır. Çözüm merkezimizde sadece belediyenin önünden geçerken bir zahmet içeriye girip uğradıklarında bir imza neticesinde bundan sonra tüm ilanlar hemşehrilerimizin cep telefonuna mesaj olarak gönderilecektir. Ve aynı zamanda da bu talep ne kadar olursa o istikamette de o mercide de inşallah onları hayatındaki bu beklentilerini kolaylaştırmış oluruz diyorum. Bu güzel bir çalışma. Yalnız şehir merkezinde oturanlar dilekçeyle müracaat edebilecek ama şehir dışında olanlar nasıl bir iletişime geçecek? Arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim muhtarlıklarımıza da daha sonradan bu matbu kağıtları ulaştıracağız. Muhtarlıklar da bir şekilde bunu temin edip bize ulaştırabilirler. Biz de bu şekliyle onlara inşallah bu mesajı ulaştırmış oluruz. Size teşekkür ediyorum şahsen. Şahsım adına ve benim gibi düşünenler adına teşekkür ediyorum. Çünkü kabahatler karnında da gürültü kirliliğinin yeri var. Ama bunun önüne geçmek için atılmış bu güzel adımı ve sizi destekleyen fikir babalarını da ben kutluyorum. İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde Ünye Adnan Menderes Anadolu Ticaret Lisesi salonunda anma programı düzenlendi. Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın Milli Marş olarak kabulünün 99. yıl dönümünü kutlamak, ayrıca Milli Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programa hepiniz hoş geldiniz. Çöker. Ruhlarla başlayıp süren her savaş, her talep ucuna bir bayrak diker. Bizans'ın Fatih'i, büyük kumandan oturup yalvardı. Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir diyen İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'u İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha rahmetle, minnetle yad etmek üzere okulumuz Ünye Mehmet Refik Gürtel'e
olabilir. İdeal bir öğretmen, branşına hakim bir veteriner, cesur bir gazeteci, kahraman bir asker. Gerçek bir dava adamı, ideal bir şahsiyet ailesi, mütevazı bir mümin olabilir. Ancak bir insan bunların hepsi birden oluyorsa, bu özellikleri tek tek ifade etmemize gerek yoktur. Kısaca Mehmet Akif Ersoy demeniz yeterli olacaktır derdinizi anlatmak adına. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Tarih 26 Ağustos 1071, günlerden cuma. Eski Türk usulüne göre aslında kuyruğunu bağlayan başbuğdar başlığı Yüce Alparslan, hep birlikte alalım tekbir. Hala Güneydi oyununu oynaştırsın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Yeri tahsis edilen, ödeneği ayrılan ve bütçe yetersizliği nedeniyle yapımı iptal edilen Ünye Kültür Sarayı Merkezi projesi için yeniden kollar sıvandı. Arkadaşlar, bugün tabi buraya bir araya gelmişken güzel bir haberi de sizlerle paylaşalım istiyorum. İnşallah en kısa zamanda kültür merkezinin temelini atıyoruz arkadaşlar. Allah'ın izniyle kültür merkezimiz Ünye'ye çok yakın zamanda temeli atılarak ve tamamlanması da çok kısa sürede biterek Ünye'de hizmete girecektir ve hemşehrilerimizin en önemli ihtiyaçlarından ve en değerli ihtiyaçlarından bir tanesi de giderilmiş olacaktır. Bunu da aracılığınızla burada tüm hemşehrilerimize duyurmuş olalım. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle müteahhite tebligatı yapılacaktır ve bunun akabinde de hemen inşaat başlayacak. Çünkü müteahhit beklemekte zaten biliyorsunuz. Kendileri ihale yapıldıktan sonra yer teslimi yapılmadığı için bırakmayı düşünüyordu. Rica ettik, beklettik ve sağ olsun bu genel başkan vekilimize, buradan bu vesileyle genel başkan vekilimize, sayın büyükşehir belediye başkanımıza, milletvekillerimize gerçekten sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum hemşehrilerim adına. Çünkü çok büyük emekleri oldu. Gerçekten ilimizi ziyarete geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanımız bizzat Sayın Genel Başkan Vekilimiz de, Büyükşehir Belediye Başkanımız da kendilerine Ünye'nin bu talebini özellikle ilettiler ve neticesini de bugün hep birlikte inşallah Ünye'ye kazandırmış olarak yaşayacağız Allah'ın izniyle diyorum. Buradan tekrar o değerli büyüklerime teşekkür ediyorum. Emeklerinden dolayı Allah razı olsun diyorum. Ünye'ye hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çaybaşı ilçesi İlköz Mahallesi'ndeki çöp sorunu bazı siyasi parti ve STK'ları Ünye Cumhuriyet Meydanı'ndaki basın açıklamasında bir araya getirdi. Salı günü Ordu Valisi Settar Yavuz'un İlköz ziyaretindeki şov yapmayın sözü basın açıklamasının da gündeminde yer aldı. Özellikle İlköz'de kadın arkadaşlarımızın, teyzelerimizin, ablalarımızın zoruna giden bir sözcüğü de burada vurgulamak istiyorum. Vali kadınlarımıza dönerek, Şov yapmaya alışmışsınız. Şov yapmayın diye seslenmiş. Bu kadın arkadaşlarımızı derinden üzmüştür. Onların kendi bu seslendirmemi istediler. Kadın arkadaşların içindeki acıyı burada ben de dillendirmiş olayım. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Çaybaşı İlköz'deki çöp tesisinden pis kokular yanında hukuksuzluk kokuları da yükseliyor. 3 aya yaklaşan süredir direniş çadırı kurarak yaşam alanlarını koruyan tesiste ÇED raporunda yazılmasına karşın eksikliklerin giderilmemiş olması çevre kirliliğine neden oldu. Sular kirlendi. Orman çöple doldu. Yaban yaşamını da olumsuz etkilemeye başladı. Ordu valiliğinden halkı gözaltına alınması için değil, güvenliğinin sağlanması için emir vermeye çağırıyoruz. Halkın geleceğini, sağlığını tehdit eden tesisin denetlenmesini, sorumlular hakkında soruşturmanın açılması gerekirken halkın gözaltına alınması kabul edilemez. Pek çok çözüm yolu varken ta İlküvez'den Ünye'ye kadar bir alanı, buradaki su havzasını etkileyebilecek, insanların sağlığını ortadan kaldıracak, insanların sağlığını tehdit edecek bir tesisin buraya kurulması,
pek çok çözüm yolu varken kabul edilemezdir. İnsanlar dünyada, başka gezegenlerde bir yaşam umudu bulmak için, bir yaşam molekülü bulmak için milyarlarca dolar harcarken geyiklerin, ceylanların dolaştığı bir yaylada çöp tesisi kurulması kabul edilemezdir. Bu nedenle burada yaşadıkları yeri, yaylayı korumaya çalışan, bu konuda seslerini barışçı ve samimi bir şekilde duyurmaya çalışan ülkeyiz halkını destekliyoruz. Onların yanındayız. Bununla ilgili hukuksal süreçte de daima yanlarında olacağız. Ünye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 4. Kademe Baş Antrenörü Kenan Balcıoğlu, Ünye'de Üç Sanatları Gençlik ve Spor Kulübü öğrencilerine koronavirüsü ile ilgili bilgilendirme verdi. Aynı zamanda Baş Antrenör Kenan Balcıoğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Psikolojik Danışmanı Cemil Zor ile öğrencilerine koronavirüsünden nasıl korunacağını anlattı. Her lavabo ihtiyaçlarınızda size olabildiği zaman muhakkak o ellerinizi yıkayın. Bu virüs içinizde bir taneniz, bakın sadece bizle ilgili değil tabii. Bu farklı branşlarda burada bulunan bir basketbol voleybolcu da olabilir, bir tekvandocu, bir jüdocu da olabilir, bir boksör de olabilir. Bir tanenizin o kelimeyi duyması bile bütün Ünye'yi bırakıp Türkiye'ye verir. Öyle bir şeyimiz var. Gerçekten kendiniz için ve aileniz için. Bakın sadece kendinizle alakalı değil. Hocamız kendi bilgi ölçüsünde küçük küçük şeylerden bahsetsin. Sizler de hem bilgilendirin. Sadece bizimle ilgili değil. Aileniz, okulunuz veya çalışanlar için çalıştığı iş yerleriyle alakalı. Yani sadece biz burada anlatıp burada sadece ikimiz arasında, yani siz de bizim aramızda kalmasın. Çünkü hepimiz için geçerli, ülkemiz için geçerli bu olay. Kişilerin adını vereceğiz. Hocam da bahsettik. Virüsün adı biliyorsunuz korona. Bilimsel adıyla COVID-19 diye tabir ettiğimiz bir virüs çeşidi. Ve bu bir grip virüsü çeşidi çocuklar. Şimdi tabii ki biraz da şekil değiştirildiği için şu anda da ilaçların daha yeni yeni geliştirildiğinden ölümler biraz fazlaca oldu, dünyada da oldu. Ama bu her bir salgınında da yani belki 10 binler, belki 100 binler ölüyor. Bu yeni ortaya çıktığı için ister istemez bütün dünyada korku hakim. Elimizi dezenfektanlarla, kolonyalarla, yani bunu yapmak bile çok çok yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Onun haricinde, ben de zaten buraya yazmış, önemli olan şey şu, üzerinizdeki kıyafette en fazla 9 saate kadar kalabiliyor. Aynen. Buraya da yazılmış 24 saate kadar da zeminle kalması söz konusu. 24 saat. 24 diye en son gelen yazı bu. 24 saat. Değil mi? Şey, neyse. Buradaki mevzu şu, üzerindeki o kıyafeti mesela 9 saat giydiğiniz bir kıyafet varsa bunun yıkanması çok çok önemli. Bir de kesinlikle toplu olan alanlarda en azından öksürürken, hapşırırken şu ağzınızı bile kapatmamız yeterli. Şöyle bir durum var, bu solunum yoluyla bulaşmayan bir virüs. Kesinlikle temasla bulaşan bir virüs. O yüzden özellikle okula giden çocuklar için şuna çok çok dikkat etmek gerekiyor. Birbirimizle temas etmemeye çok özen göstermeliyiz. Bu sadece bu virüs için geçerli bir durumda değil ayrıca. Yani hocamın dediği gibi temasla yapılan bir şeyler, bu böyle bir hastalık günümüzde var. Bunlar içinde tabii ben küçük küçük notlara yaptım. Bakın damlacıkların gözleri, işte gözleriniz en önemli olan yerler. Çünkü neden? Elde temas, her temasınız bu elinizi sürmeler, bilmem neler elden göze geçiyor. İşte burnunuza. Basın açıklamasına katılan İlköy sakinlerinden bir bayan mikrofonu eline alarak Vali Bey'e ve Cumhurbaşkanı'na mesaj göndererek şov yapmıyoruz, suyumuza sahip çıkıyoruz dedi. Vali Bey'e diyorum ki bana şov yapıyorsun diyor. Onu Allah'a havale ettim. O suları bize Allah verdi. Allah'ın verdiği suları onlara vermeyeceğiz. Burada biz kalacağız, yatacağız. Onlar bizi öldürsün, askerle etsin geçsin. Askerle bizi karşı karşıya getirmeyin diyoruz. Hala da diyor ki bize zor kullanıyorlar. Bize karşı koyuyorlar. Biz suyumuzu arıyoruz, suyumuzu. Bir büyükşehir başkanı biz onu kaldıracağız demiyor. İyileştireceğiz diyor. Neyini iyileştireceğiz? Suların tepesinden al, altı su kaynıyor. Depolar almayla tüketemiyor. 1,5 aydır tankerler taşıyor. Hala da iyileştireceğiz diyor. Zaten o kaynak suyundan geliyor.
Sen deponun niye dolduğunu, depoların niye dolduğunu sorsana utançercilere. Sadece bizim sesimizi avukatımız duyuracak. Sayın Çevre Bakanlarımızın duyurmasını rica ediyorum. Artık bu Cumhurbaşkanı'na gitsin. Van'da bir deprem oldu. İçişleri Bakanı bile bir saat içinde orayı buldu. Niye bulmuyor bizi? Ocak ayının eksi 20 derecesinde orada biz üzerimizde elbiseler donarken niye bulmuyor bizi? Biz su istiyoruz. Bizi sulayabilecek mi bu devlet? Merak ediyorum. Gelsin bizi sulasın o zaman. 127 bin kişinin denizi şu anda zehirleniyor. CHP saadetlendi. Saadet Partisi Ünye İlçe Teşkilatı CHP ilçe başkanlığını ziyaret etti. İlçe başkanı İsa Maral'ın konuğu olan Saadet Partililer yerel siyasete ilişkin sohbet ettiler. Tabii şey bir süreç oldu bizim açımızdan. Son derece huzurlu bir kongre dönemi geçirdik. Ve partide de yani yükselen bir ivme de görüyoruz. O anlamda da memnunuz. Ama Türkiye'nin geldiği nokta açısından bayağı bir sıkıntılı bir sürece giriliyor. Bu da biraz toplumsal mücadeleyle, biraz işte nasıl diyeyim, şimdi vatansever, vatansever olmayan ayrımı falan yapmanın bir anlamı yok, şeyi yok. Fakat insanlar artık bundan sonraki şeylerini, hak arama yollarını kendi mücadelesinden geçtiğini görecekler. Türkiye demokrasisi çok yeni değil. Kendine özgü de bir demokrasisi var. 200-250 senelik bir temsil hakkının gelişiminin başlangıcını alırsak 200 senenin üzerinde bir işte insanların kendi kendini yöneteceği bir yola doğru girişinden en az bir 200 sene geçmiş durumda. Dünyada baktığımız zaman işte kaç 200 küsür tane ülke içinde Türkiye çok kötü bir yerde değil. Yani parlamentosunun işlenmesi anlamında işte yerel komisyonlarla, yerel yöneticilerle bir yönetimin sağlanması anlamında çok kötü bir yerde değil. Ama bu işe başladığımız tarihten itibaren diğer ülkelerin kat ettiği yolu, mesafeyi de göze alırsak olmamız gereken yerin bu olmadığına biz inanıyoruz. İlçe teşkilatı olarak ünyemizde kongre sürecini tamamlayan siyasi partilerimize biz nezaket ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bugün de geçtiğimiz aylarda ilçe kongresini tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz. İnşallah önümüzdeki haftada İYİ Parti ile bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Tabii ki ülkemiz hem içeride hem dışarıda ciddi bir problemlerle karşı karşıya. Biz daha önce de bunları ifade ettik. Tabii çok teferruata girmeden genel olarak bu ülkenin kalkınması, bu ülkenin üretim yapmasından geçer diye ifade etmiştik. Ama problemlerimizin tespiti ve çözüm yollarının ortaya konulması noktasında siyasi partilerimizin temsilcileri bir masa etrafında toparlanarak bunları problemleri çözebileceğine inanıyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kırsalda yaşayan vatandaşların gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla oluşturulan damızlık kaz yetiştiriciliği yaygınlaştırma projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan damızlık kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında 40 çiftçiye 4000 kaz dağıtımı gerçekleştirilmişti. Aradan geçen süre içerisinde dağıtımı yapılan kazlardan hem yumurta hem de civciv üretimi elde edilmeye başlandı. Böyle geçeceğim.
gaz projesinden dolayı Kapadüz Turnalık Mahallesi'nde işletme kurduk buraya. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle 26 Ağustos'ta aldığımız kazlarla uğraşıyoruz. Şu anda yaklaşık bir aydır kazlarımız yumurtlamaya başladı. Ve bu yumurtaları makinamıza koyup civcivlerimiz çıkmaya başladı şu anda. Güzel gidiyor. Memnunsunuz projede? Çok memnunuz. Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir ortada olmayan kaz işini bu projeyle halkımıza dağıttığı için çok teşekkür ederiz. Moda TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın akşam güzel haberler vermek dileğiyle mutlu akşamlar.